kimya ile ilgili sorular çözeceğiz beraber. Hemen başlayalım. Atmosferin üst katmanlarında bulunan ozonla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Ozon tabakasını biliyorsunuz. Güneşten yeryüzüne gelen zararlı ışınları tutar. Doğru bir ifade. Bazı gazlar vardır ki küresel ısınmaya neden olan ve ozon tabakasını da incelten gazlar değil mi? Ozon tabakası miktarını azaltır. Evet, azot monoksit, karbon, kükürt dioksit ve kloroflorokarbon gibi soğutucu gazlar bunlar. Evet, ne yapar? Ozon miktarını azaltır. Atmosferdeki ozon miktarının azalması kirli hava kirliliğinin yine evet fabrikalı gazları, işte klima gazları değil mi? Bunlar havadaki işte kirliliği oluşturan gazlardır. Ozon miktarının da azalmasına neden olur. Evet, suları kirleten organik maddelerdir. Önce organiğin bir tanımını yapalım. Karbon ve hidrojen bağını içeren maddelerdir. Deterjan, canlı doku atıkları, yağlı boyalar, plastikler bunların hepsi suları kirletir, doğru. Peki hepsi organik midir? Evet, hepsi organiktir. Anorganik olanlar, organik olmayanlar ise asitler, bazlar, tuzlar değil mi? İyonik bağ var arada hani tuzlarda. Bunlardır diyebiliriz. Evet, aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine neden olmaz? Sizce cevap ne olabilir arkadaşlar? Yeraltı suları değil mi su kirliliğine neden olmaz? İlaçlar suyu kirletir, toprağın pH dengesini bozar, sanayi atıkları yine atık piller aynı şekilde doğada geride dönüşmediği için çok uzun zamanda dönüştüğü için nüfus artışı zaten su kirliliğine neden olur. Evet, atmosferi kirletmeyen gazları soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada gördüğünüz üzere hani oksijen gazı atmosferi kirletmeyen tek gazdır. Diğerleri ne yapar arkadaşlar? Şu ikisi asit yağmurlarına neden olur, değil mi? Evet, asit yağmurlarına neden olur. Karbon monoksit de hatırlarsanız zehirli bir gazdır. Zehirli bir gazdır. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Bursa oldu. Evet, 5. soruma geçtim. Toprak kirliliği ile ilgili doğru olanı sormuş. Bitki gelişimini arttırır diyor. Toprak kirliliği bitki gelişimini azaltır. Yararlı organizmalar yok olur diyor. Doğru. Ağır metaller, plastikler, fenol türevleri toprak kirliliğine neden olur? Doğru. Cevabım Deniz'de. Evet. Yukarıdakilerden hangileri endüstride kullanılan maddelerin zararlı etkilerinden korunmak için yapılabilir? Hemen bir okuyalım arkadaşlar. Sanayi tesislerindeki atıklar tehlikeli atık olarak işlem görmelidir. Kesinlikle değil mi? Bu da zararlı etkilerinden bizi korur. Maddelerin üzerindeki uyarı işaretleri dikkate alınmalıdır değil mi? Evet. Kimyasal maddeler uygun koşullarda ve ambalajlarda ne yapmalıdır? Saklanmalıdır. Burada da hepsi doğrudur. Evet, sert suların olumsuz etkilerindendir. Öncelikle sert suyu tanımlayalım. Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren su, kireç dediğimiz maddeyi işte kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat gibi bunu içeren su sert sudur. Sert suda deterjanlar çok çözünmez, sabunlar çok çözünmez değil mi? Çamaşırların gri olması durumu vardı yine sert suda. Başka ısıtıcıların rezistansını kapladığı zaman da enerji kullanımını ne yapardı? Arttırırdı. Evet, enerji kullanımını arttırır. Temizlik ürünlerinin sarfiyatını arttırır. Çünkü çok sabun köpürmeyeceği için çok sabun kullanmaya yönelirsiniz. Bardak, tabaklar evet çizik oluşturur ve renklerin donuk olmasına hepsi olumsuz etkilerindendir. 8. soru. Toprak kirliliğini önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir. Şimdi toprağı kirletmemeye çalışacağız değil mi? Bakın tarım alanlarında DDT gibi böcek öldürücü kullanmak bu toprağı kirleten bir şeydir. Önlem değildir. Alınacak önlem değildir. Mesela pilleri geri dönüşüm kutusuna atmak önlemdir değil mi? Fosil yakıt kullanımını azaltmak önlemdir. Ama böcek öldürücü zaten toprağı ne yapar? Kirlenmesine, pH'ının bozulmasına neden olur? Bitkilerin işte gelişimini engellenmesine neden olur. 9. soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi suyun kirlenmemesi ve israf edilmemesi için alınacak önlemlerden biri değildir? Evet. Artık bunlar genel kültür gibi değil mi çocuklar? Bakın B şıkkına. Yıkamada bol su kullanıyoruz. Evet.
suyun kirlenmemesi için bol su kullanmaya dikkat etmemiz gibi bir durum söz konusu değil. İsraf edilmemesi için, bakın, bol su kullanırsak israf yapmış oluruz. Dolayısıyla bu önlemlerden biri değildir. 10. soruya bakalım. Diğer şıkları da okuyun isterseniz. Bozuk muslukları tamir ederim ki israf olmasın. Evsel endüstriyel atıkları sular arıtalım ki suyun kirlenmesini engelleyelim. Değil mi? Hani böyle okursanız en mantıklı cevap bursa. Evet. Aşağıdaki suyla ilgili ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerin doğru ya da yanlış olarak belirtilmesi, aşağıdakilerin hangisini sırayla doğru? Hadi bakalım. Kaynak suları içmeye en elverişli sudur. Doğru değil mi arkadaşlar? Kaynak sularını, hani doğal kaynak suyu diye satın almaya çalışıyoruz zaten. Evet, yine bir genel bilgi geliyor. Dünyadaki suların yaklaşık %97,5'u okyanuslardadır. Denizlerde tuzlu su olarak %2,5 kadarı ise tatlı su halinde bulunur. Evet, yaklaşık %3'ü diyorduk. Tuz, tatlı su kaynağıydı dünyadaki. O zaman bu da doğru. Kalsiyum ve magnezyum, biraz önce söylemiştik değil mi? Suda ne yapardı? Sertlik yapardı. Yani buna sert su derdik. Bu da doğru. Sert sularda gıda, tekstil, boya, kağıt endüstrisinin kullanım için uygun sulardır. Hayır arkadaşlar, değil. Bu ifade yanlış. 11. sorumuz. Yukarıda kirleticilerden hangileri hem su hem de toprağı, hem suyu hem toprağı kirletecek? Lığım, değil mi arkadaşlar? Suni gübre, toprağa veriyoruz, oradan suya geçiyor. Pestisit, tarım ilacı, böcek öldürücü, değil mi? Bunlar da yine topraktan suya geçiyor. Asit yağmurları, suya ve toprağa ikisine birden kirletici etkisi vardır. Cevabım Edirne. İçme suyundaki istenmeyen özelliklerden biri değildir. Bulanıklık. Evet, istemiyorum. Kokulu olmasını istemiyorum. Renkli olmasını istemiyorum. Yüksek iletkenlik istemiyorum. Değil mi? Ne istiyorum? pH'ını 7.2. Nötrden biraz baziye kaymasını. Alkali su dediğimiz su biraz bazik özellikte olmasıdır arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğinin sonuçlarındandır? Sizce? Bence hepsi, değil mi? Asit yağmurları, fabrika bacalarından çıkan gazların sonucunda, hangi tür gazlar? NO2, işte SO2, SO3 gibi gazlar. Küresel ısınma, yine küresel ısınma ne demek? Güneşten gelen zararlı ışınların dünyada hani tekrar yansıyıp atmosferin dışına çıkmasını engelleyen bir tabaka haline gelen gazlar vardır. Dolayısıyla ışınlar geri yansıyamaz ve dünya içerisinde kalır, atmosfer içerisinde kalır ve ısınmaya neden olur, sıcaklığın artmasına neden olur. Evet, buna da küresel ısınma diyoruz. Ozon tabakasının azalması, yani incelmesi, hepsi çevre kirliliğinin sonuçlarındandır. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Ne dersiniz arkadaşlar? Atıkların geri kazanılmasıyla doğal ham madde israfının önüne geçirilir. Evet, kağıtları geri dönüşüm yaparsak ağaçları kesmeyiz demek istiyor. Deterjanlar ciddi ölçekte çevre kirliliğine neden olurlar. Petrol türevidir demiştik değil mi deterjanları? Doğada çözünmezler, özellikle benzerli olanlar ve çevre hem su hem toprak kirliliğine neden olurlar. CO2, CH4, karbondioksit, metan, N2O gibi sera gazları, evet sera gazları, yine küresel ısınmaya neden olan gazlardır sera gazları. Evet, hepsi doğru ifadeler. Yine sera gazları ile ilgili. Dünyanın soğumasını sağlar diyor. Hayır, ne demiştik? Küresel ısınma demiştik. Yani dünyanın ısınmasını sağlarlar. Bir yanlış. Küresel ısınmaya neden olurlar. Buzulları eriterek deniz seviyesinin normalden fazla yükselmesine neden olurlar. En büyük bu aralarda da hani haberleri izliyorsanız orada da buzullar eriyor. Yüzen en büyük buzul parçalarında erimeye başlıyor değil mi? Evet, yukarıdaki tanımlayıcı ağaç, dallanmış ağaç tekniğine göre ilk ifadeden başlanarak
doğru cevaplar dikkate alındığında kaç numaralı çıkışa geliriz? Evet arkadaşlar, hemen bir bakalım. Bu gazlar sera etkisine neden olur mu? Evet. Arkadaşlar bakın, hani su diyeceksiniz, sera etkisine nasıl sebep olur mu? Hani o zehirli şey bir gaz değildir, kötü bir gaz değildir. Ancak su buharı da nem, yani ısıyı taşır. Dolayısıyla ısınmaya etkisi olur. Yani evet, kötü bir gaz değil H2O ama ısı taşıma kapasitesinden dolayı sera etkisine neden olan bir gazdır. Evet, bu doğru ifade. Şimdi buraya çıktık. Aşırı gübre kullanırsan göllerdeki yosunların oluşumunu engellersin diyor. Ne dersiniz arkadaşlar sizce? Hayır, yosunla, değil mi? Suların kirliliği ile alakalı, mikroorganizmaların oluşumuyla alakalı bir durum yosun. Yanlış. Civa, çinko, cu gibi metaller su kirliliğine neden olur. Evet, neden olurlar? Civa zaten ağır metal, değil mi? Su kirliliğine neden olur. O zaman kaç numaralı çıkışa çıktık? 3 numaralı çıkışa çıktık. 17. sorunuza bakalım. Evet, uzun bir soru, okumamız gerekiyor. Şimdi fosil yakıtlar, yani benzin, işte karbondan hidrojenden oluşan kömür gibi, değil mi? Bu tür yakıtlar yetersiz oksijenle yakıldığı zaman, şimdi arkadaşlar bu fosil yakıtlar, işte CXHY gibi bir birleşimi var diyelim buna. Eğer bol oksijenle yakılırlarsa karbondioksit ve su oluşur. Ancak bunun yakmaları sonucunda yetersiz yanması halinde yetersiz oksijen varsa karbondioksit yerine karbon monoksit gazı oluşur. Bu da arkadaşlar zehirleyici bir gazdır. Hani soba zehirlenmesi, soba gazından zehirlenme, işte karbon monoksit zehirlenmesidir o. Dolayısıyla birinci boşluğuma karbon monoksit gelecek. Bu gaz solunum yoluyla alınıp akciğerlerden kana karışarak toksik etki yapar. Petrol, kömür yandığında renksiz, keskin kokulu ve akciğer hastalıklarına yol açan. Şimdi petrol ve kömür yandığında ise arkadaşlar bir gaz çıkıyor. Bu işte petrol, pardon, keskin kokulu ve akciğer hastalıklarına yol açan bir gaz. Hangisidir biliyor musunuz? Bu da kükürt dioksit gazıdır. Evet, kükürt özellikle çürük yumurta gibi kokar. Dolayısıyla keskin kokulu demesinden hani buradan kükürt olduğunu anlamanız gerekiyor. Atmosfere hem doğal kaynaklardan hem de, bakın, doğal kaynaklardan, değil mi? Bitkilerden, azotlu bakterilerden, evet. Hem doğal kaynaklardan hem de insan faaliyetlerinden karışan, oldukça zehirli olan, dünya iklimine olumsuz katkıları, renksiz, kokusuz gazlar diyor. Bu da azot monoksitle azot dioksittir. Cevabım bu oldu. Oksijen ve karbondioksit yaşamın devamlılığı için gerekli iki gazdır. Kesinlikle bu gazlarla ilgili yanlış olan ifade hangisidir diye sorulmuş. Şöyle bir şıkları okursanız hemen... C'yi görüyoruz. Atmosferde karbondioksit gaz miktarının azalması için fosil yakıtların kullanımının arttırılması gerekir. Biraz önce şurada fosil yakıtlar yandığında, bol oksijenle yandığında açığa çıkan gaz ne demiştik? Karbondioksit demiştik. O zaman burada yanlış bir ifade kullanılmış. Evet, XYZ gazlarıyla İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? XYZ gazları atmosferdeki ozon miktarını azaltır. Şimdi bakalım XYZ gazlarının kimler olduklarına. Karbon monoksit, karbondioksit, azot monoksit. Evet, küresel ısınmaya neden olan, değil mi, ozon tabakasını incelten gazlardır. Sera etkisinin büyük çoğunluğu. Evet, şu sera etkisi, hani biraz önce saymıştık. Karbondioksit, H2O ve CH4 sera etkisine neden olan gazlardır diye, büyük çoğunluğu Y'den dolayı. Z, azot monoksit, bitkiler tarafından fotosentez yolu olayında kullanılır. Arkadaşlar, fotosentezde kullanılan gazın hangisi olduğunu gayet iyi bir şekilde biliyorsunuz. Bu azot monoksit değildir.
X kana karışarak, bakın zehirli gaz demiştik karbon monoksite. Bu gazlar fosil yakıtların kullanılmasıyla ne yapılır? Oluşurlar. Evet, doğru, fosil yakıtlarda, çünkü karbon, hidrojen, azot, kükürt gibi elementler bulunur. Kömürün yanmasıyla oluşan gazlarla ilgili. Evet, kömür bir fosil yakıttır. Karbondioksit gazı küresel ısınmaya sebep olur. Artık öğrenmiş olmamız gerekiyor karbondioksitin küresel ısınmaya neden olduğunu. SO2 asit yağmuru oluşturarak, değil mi? Yağmur suyuyla karışarak toprağı, suyu kirletir. Evet. NO2'de havayı kirletir. Evet. Bütün ifadeler doğrudur. Umarım bu konu hakkında bilgilenmişsinizdir çocuklar. Kendinize iyi bakın.